Merhaba sevgili koçlar. 22-29 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz hafta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelmişti. Bu hafta yine Dolunay'ın etkilerini hissetmeye devam edebiliriz. Hafta başında 22 Aralık'ta sabah saatlerinde Ay Aslan Burcu'nda olacak. Akşam saatlerinde Başak Burcu'na geçiş yapacak. Haftaya biraz iş yoğunluğu içerisinde başlayabiliriz. Hafta başında özellikle pazartesi, salı günleri günlük işlerimiz, evimizde veya ofisimizde biraz yoğun olabilir. Meşguliyetlerimiz artabilir. Sağlığımızla ilgili bazı çalışmalar yapabilir, kontrollerde bulunabiliriz. Sağlık konuları da biraz öne çıkabilir hafta başında özellikle. Bu hafta 24 Aralık'ta Merkür burç değiştirecek sevgili koçlar. Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. 12 Ocağı kadar Merkür Oğlak Burcu'nda olacak. Merkür Oğlak Burcu'nda özellikle iletişimde daha somut ve pratik değerlere önem verebilir. Bu süreçte işle ilgili konular, ticaretle ve maddi konular biraz daha öne çıkabilir. Sizin de kariyer evinizde ilerleyecek Merkür 12 Ocağı kadar. İş ve kariyerle ilgili iletişimleriniz artabilir, biraz daha hareket artabilir. İşle ilgili seyahatler gündeme gelebilir bu süreçte. Hafta içerisinde ayın 25'inden sonra Ay Terazi Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ay Terazi Burcu'nda ilerlediğinde biraz daha ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ancak hafta sonuna doğru ve ay sonuna doğru özellikle ilişkiler konusunda biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Ayın 26'sından itibaren ay gerek Mars, gerek Uranüs'te sert etkileşimler içerisinde olacak. 27 Aralık'ta Ay retro seyir izleyen Venüs'le, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Özellikle ayın 27'sinde bayanlarla olan ilişkilerimize, hayatımızdaki, ailemizdeki bayanlar, üstlerimiz olabilir, otorite kavramı olabilir, onlarla olan ilişkilerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı olumsuzluklar ve çatışmalar yaşamamız mümkün. Hafta sonuna doğru Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak, ancak Mars'ın Uranüs'le yapacağı karşıt açı ve Ay'la yapacağı kontak nedeniyle ilişkilerle ilgili bazı ani durumlarda karşılaşmamız mümkün. Çatışmalar, stres, ani oluşabilecek gerilimler olabilir. Bizden kaynaklanabilir veya karşımızdaki kişiden kaynaklanabilir. Bu nedenle daha sabırlı ve sağduyulu olmamız gereken bir süreçte olacağız. Özellikle yılbaşına doğru gökyüzündeki etkiler biraz daha sertleşiyor. Yılbaşında mümkün olduğu kadar sakin kalmaya çalışalım ve ilişkilerde dengeli ve anlayışlı davranmaya çalışalım. Evet sevgili koçlar, hafta içerisindeki günlük etkileri daha detaylı bir şekilde günlük videolarımızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.